Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar e-futbol puanıyla alabileceğimiz oyuncu sayısına 5 kişi daha eklenerekten toplamda 16'ya yükseldi. Tabi sayı yükseldikçe kafalar da daha çok karışabiliyor. Acaba hangi oyuncuyu alsam hangi oyuncu takıma daha fazla katkı sağlar Hangi oyuncuyu alırsam acaba yanlış bir seçim mi yaparım diye kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Çünkü e-futbol puanı biliyorsunuz zor birikiyor arkadaşlar. Neredeyse bir oyuncu alabilmek için e-futbol puanı 2,5-3 ayı bulabiliyor biriktirebilip de yani yeni bir oyuncu alabilmek için. Bu yüzden doğru seçim yapmak çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir bölüm oluşturmak istedim. Şimdi arkadaşlar forvetleri ayrı değerlendireceğiz. Orta sahaları ayrı. E, defansı ayrı değerlendirmiş olacağız. Bu bir e, tavsiyedir arkadaşlar. Yani illa benim yapacağımı yapacağınız diye bir durum söz konusu değildir. E, bir tane yorumda görmüştüm. Abi senin yüzünden Rapsını aldım. Şimdi Van Bastan geldi. E, şimdi e, senin yüzünden işte en sevdiğim oyuncuyu alamadım. Yani şimdi ben de Raps'ını aldım arkadaşlar biliyorsunuz. Çok da memnun kaldım. Birçok arkadaşımız da Raps'ından memnun kaldığını düşünüyorum. Bunu e, hitaben söylüyorum. Dediğim gibi bu bir tavsiyedir arkadaşlar. Değerlendirme yapacağız. Sizler de hatta fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar bu konudaki. Öncelikle yani forvetlerin babası geldi diyebiliriz. En azından Van Basten için arkadaşlar. Çünkü karşımızda Milan'ı seçtiğim normal hali 99. Milan'ı seçtiğimizde de yüzlük bir Van Basten bizleri karşılıyor. Öncelikle forvetleri şöyle bir hemen hepsini göstereyim. Diego Forlan var. E, 95 takımını seçtiğimizde 97 oluyor. Patrick Kluivert var yine 95 takımını seçtiğimizde 97. Elver var yine 94 e, takımını seçtiğimiz zaman 90 oluyor. Berkamp ne kadar gizli forvetse de onu da forvet olarak değerlendirebiliriz. Yani toplam sayımız 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Şimdi Van e, Basten dediğim gibi arkadaşlar forvetlerin babası diyebiliriz. Çünkü adamda muhteşem e, ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü, top kontrolü sürmesi, hava hakimiyeti var. 1.88 boyunda bir oyuncudan bahsediyoruz. Muazzam özelliklere sahip. Yani e, Milan'dan bir iki tane de oyuncu varsa da elinizde, Van e, Basten kesinlikle biçilmiş kaftandır e, forvet adını arkadaşlar. Yani vurduğu zaman eee Kalecinin çok fazla şansı yok. O gol olma ihtimali çok yüksek oluyor. Diego Forlan'a baktığımız zaman yine fena değil özellikleri. Yani hızlanması e, tabii ki şeyden Van Basten'den daha iyi ama bitiriciliği o fan farkında tabii o kadar iyi değil. Kluivert'a geldiğimiz zaman şimdi Kluivert'ı şu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. E, eğer elinizde çok fazla Barcelona'lı oyuncu var ise yani Kluivert sağlam oyunculardan bir tanesi arkadaşlar. ben Bende 99'luğu vardı biliyorsunuz. Birçok maça çıktım hatta 3-4 tane maçını yayınladım. Gerçekten muazzam bitiriciliğe sahip ki burada da bitiriciliği takımını seçtiğinde 99 oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 85 hız fena değil. Fiziksel teması çok iyi. Hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. Kafa 96 sıçrama 98 zaten 1.88 de boyu var. Yani biraz da tercih yaparken aslında... E, elinizdeki bulunan bulunan oyunculara göre tercih yapmanızı tavsiye ederim. Mesela bende Scholes vardı, e, Beckham vardı. Ben ne yaptım? İkisinin yanına Robson'u aldım. Mesela ortada e, üçlü orta saha oynadığım için muazzam bir şekilde e, tam bir kombinasyon oldu diyebilirim orta sahada. Yani tercihlerinizi biraz daha elinizde olan oyunculara göre değerlendirin. Ama elimde hiç oyuncu yok diyorsanız tabii ki Forvet'ten Direkt forvetlerin babası diye tabir ettiğim Marco Van Basten'i direk seçebilirsiniz arkadaşlar. E, 99'luk olarak da oynatabilirsiniz. Yani Milan'ı seçmemiş halinde bile e, bitiriciliği 98. O yüzden e, şimdi buradaki 6 forvetin arasında baktığımız zaman Forlan, Kluivert, Elver'i zaten seçen çok fazla olmaz diye düşünüyorum. E, Dennis Bergkamp yani forvet yani ofansif orta saha çift yönlü oynatabileceğiniz bir oyuncu olduğu için belki tercihinizi çift yönlü kullanabileceğiniz bir oyuncu olaraktan da Berkamp'ı seçebilirsiniz ama e, forvetlerin babası Marco van Basten'dir arkadaşlar. Ofansif orta saha kısmına geldiğimiz zaman yine Berkamp'ı e, bu kadronun içine almış olacağım. Berkamp e, Rivaldo yine 95 oluyor. Barcelona seçtiğimizde 98, Nakamura 94, Celtic'i seçtiğimizde 96. Rossişki 95 Arsenal seçtiğimizde, 97 Nakata da yine 95 Arsenal'ı seçtiğimizde de 97 oluyor. Ofansif orta saha tarafına baktığımız zaman arkadaşlar burada en ağır basan oyuncu bana göre Rivaldo arkadaşlar. Adam hem top kontrolü sürmesi çok iyi, hız hızlanması fena değil, şut gücü 95 çok iyi, bitiriciliği 92'den başlıyor. Diğer oyunculara baktığımızda Nakamura çok ağır, Celtic çok fazla oyuncusu olmadığı için yani hatta hiç yok. Bir tane kendisi var zaten. Yani direkt Nakamura'yı eleyebiliriz. O yüzden direkt geçiyorum. Rosicki elinizde Arsenal'li oyuncular olabilir. Ee, işte Patrick Vieira gibi, Campbell gibi işte ne bileyim Gilberto Silva gibi bu tarz oyuncular var ise Rosicki bence tercih edilebilecek çok kötü olmayan bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yine e, Forvet oyuncularına da bahsettiğim gibi arkadaşlar burada hani Baba bir ofansif orta saha yok. Mesela bir Ronaldinho olmuş olsaydı veya e, işte örnek veriyorum Messi olmuş olsaydı zaten tartışmaya gerek yoktu. Veya analiz yapmaya da gerek yoktu. Direkt onları seçebilirdik ama şimdi burada e, biraz muallakta kaldığı için olay e, ben daha çok ofansif orta sahadaki seçiminizi e, yani Rivaldo Bande ağır basıyor özellik bakımından ama derseniz ki benim elimde Arsenal'li oyuncu var veya işte e, Roma'da oyuncu var derseniz e Nakamur şey Nakata ve e Rusişki çok kötü oyuncular değil arkadaşlar. Şu özellikler gerçekten çok iyi özellikler olduğunu düşünüyorum. Yani e, ona göre seçim yapabilirsiniz. Gel gelelim e, göbek oyuncularına arkadaşlar. Şimdi yeni ekleyen Paul Scholes var. E Rapson daha önceden vardı zaten birçok kişi Rapsin'i da aldı. E, onun içine Pirlo ve Petit'i e, de ekleyelim şöyle arkadaşlar. Petit yeni geldi zaten. Şimdi burada e, göbek olaraktan Rapson'la Scholes var. Hangisini seçersiniz? Şimdi ikisi de Manchester United'lı bir oyuncu. Tabii ki elinizde bir Beckham varsa yani Manchester'daki Beckham var ise e, ikisini birden almanızı tavsiye ederim. Orta sağ ağırlıklı bir oyun oynuyorsanız tabii ki e, ikisini birden almanızı tavsiye ederim. Ben de Scholes olduğu için e, Scholes'u almam. E, Rapsını zaten almıştım biliyorsunuz arkadaşlar. Peki ikisi arasında bir seçim yapmam gerekiyor derseniz hangisini seçeceksiniz? Şimdi baktığımız zaman e, şöyle özelliklerine zaten bakıyoruz. Biri 98, biri 97 oluyor. E, Rapsının e, defansif özellikleri biraz daha ön plana çıkıyor arkadaşlar. Ne kadar e, suk olsun işte şut gücü falan 99 olması etse de e, bence. Robson bir tık sanki daha önde gibi duruyor arkadaşlar. Tamam e, olsun şut gücü iyi. Alçaktan pası, yüksekten pası iyi. Ama Robson'un zayıf ayak kullanımı, zayıf ayak yeteneği olsun, işte e, defansif özelliğin biraz iyi olması ve e, dayanıklılıklar aynı. Formunun tabii ki Scholes'un, yani çok zor bir seçim arkadaşlar burası. Yani tamamen sizin yani sevdiğiniz, tanıdığınız hangisini daha çok tanıyorsanız tercihinizi ona göre yaparsınız ama defansif olaraktan ben biraz daha Raps'ın ağır bastığını görüyorum. Şöyle pas özelliklerine, becerilerine bir baktığımız zaman hemen hemen aynı. Tabii ki Skol'da ölü yaprak vuruşu var arkadaşlar. Öyle bir ayrıcalığı var. Yani e, ben de sanki biraz Raps'ın ağır basıyor gibi duruyor arkadaşlar. Daha çok defansı biraz daha iyi olduğu için hava hakimiyeti iyi olduğu için zayıf ayak kullanımı iyi olduğu için e, biraz daha ağır basıyor. E, Skolstad çok biraz ofansif gibi duruyor. Tabii ki tercih size kalmış ama ben de dediğim gibi Raps'ın ağır basıyor. Dostlara geldiğimiz zaman iki tane dost var. E, tabii ki Pirlo'nun özellikleri çok çok iyi arkadaşlar ama Petit burada e, daha çok defansif bir oyuncu. Yani def, top defansif özelliği 94, top kazanması... şey Defansif farkındalığı 90, top kazanması 94 ve hızı hızlanması da Pirlo'ya göre iyi. Yani e, işte pas atarım, Frick'i kullandırırım vesaire gibi şeyler yapıyorsanız e, tabii ki Pirlo'yu tercih etmeniz gerekiyor. Ama bir savaşçı istiyorsanız, orta sahada gerçekten e, iş yapmasını istediğiniz, beklediğiniz bir oyuncuysa Tabii ki Petit'i tercih edin diye düşünüyorum. Arsenal'li birçok e, oyuncu arkadaşlarımız da arkadaşlarımızda vardır diye düşünüyorum. İşte bunlar kim? Gilberto Silva, Campbell, işte ne bileyim Patrick Vieira gibi tarzında oyuncularınız elinizde varsa Petit yanına çok iyi olacaktır diye düşünüyorum. Pirlo ile arasında kalıyorsanız eğer onu seçebilirsiniz. Ben de biraz daha Petit ağır basıyor. Hani Pirlo dediğim gibi alçaktan pası, yüksekten pası, iki kullanma özelliği var. Ee, yani daha çok oyun kurucu gibi duruyor. E, Petit defansif bir oyuncu durduğu için e, sanki bana Petit biraz daha ağır basıyor. Sol bek olarak Erwin Tökü tek oyuncu arkadaşlar. Bunu değerlendirmeye zaten gerek yok. Sol bekiniz yoksa benim gibi örnek veriyorum. E, ben Erwin'i büyük ihtimalle alacağım ama şimdi Van Basten geldiği için kafam biraz tabii ki karışık. Maldini de yine tek stoper. Ee, onun hakkında da çok fazla yorum yapmamıza gerek yok. İki tane stoper olsaydı, onların arasında seçim yapmanızı e, tavsiye ederdim. Özelliklerine bakıp e, değerlendirebilirdik. Oliver Kahn da yine tek kaleci olduğu için onu da e, çok fazla değerlendirmeye alamayacağız çünkü e, onu kıyaslayabileceğimiz bir oyuncu yok. Şimdi merak edilen konu yeni oyuncular kimler gelebilir, ne zaman gelecek? E, şu anki tarihten bir ay sonra ekleniyor. Bir ayda bir defa geliyor arkadaşlar e, ikonlar. Bilginiz olsun, bilmeyen kardeşlerimiz için hemen söylemiş olalım. Ayda bir ikonlar ekleniyor. Kimler gelebilir? Herkes gelebilir. E, yani ikonların burada şimdi e, Van, e, Van Basten'in bile geldiğini e, gördüğümüze göre bütün oyuncuların gelme ihtimalinin olabileceğini ben düşünüyorum. Ama kimler gelir kimler gelmez bilemiyorum. Dediğim gibi ortalama 2,5-3 ayı buluyor e-futbol puanı toplamamız. Yani elinizde şu anda belli bir miktar var ise yani işte şu oyuncu gelene kadar bekleyeceğim diye düşünmeyin. E Zaten o oyuncu belki 2-2,5 iki, iki ay, 3 ay sonra geldiğini farsayarsak o zamana kadar tekrardan e-futbol puanı biriktirmiş olursunuz. O yüzden şu anda seçim yapabilirsiniz. Bakın ben mesela Raps'ını aldım. Şu anda e 22.000 e-futbol puanım birikti. Çok az bir e-futbol puanı kaldı yeni oyuncu alabilmek adına en azından böyle bir şekilde örnek vermiş oldum. Videomu da burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.